Merhaba arkadaşlar. Ünite 6, üretim ve maliyetler ile birlikteyiz. Bir firma çeşitli mal ve hizmetleri üretirken tabii ki tüketici ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı üreticiler çeşitli mal ve hizmetleri üreteceklerdir. Bir takım maliyetlere katlanmak zorundalar. Kısa ve uzun dönem maliyetlerinin ne şekilde değiştiğini ve neleri karşımıza çıkarttığını hep birlikte bu ünite içerisinde inceleyeceğiz. İlk olarak sevgili arkadaşlar, üretimin tanımını birlikte ekranlarımızda izleyelim. Üretim, insanların ihtiyaçlarını dolaylı ya da doğrudan karşılayacak mal ve hizmetleri meydana getirme çabasıdır. Firma, üretimi gerçekleştiren ve bunların satışı konusunda karar veren ekonomik birimdir. Peki, üretici ve üretim bu şekilde tanımlanmışken ürün bize neyi ifade etmekte? Üreticilerin çeşitli girdileri kullanmasıyla elde ettiği çıktıya ürün adını veriyoruz. Yine birlikte ekranlarımızda bunun tanımını da inceleyelim. Ürün, üretim faktörlerinin üretim sürecine katılmasıyla elde edilen çıktıdır. Üretim faaliyetleri sonucunda arkadaşlar 4 türlü fayda yaratılır. Bunlar şekil faydası, yer faydası, zaman faydası ve mülkiyet faydasıdır. Tekrar ekranlarımıza baktığımız zaman ham madde veya yarı mamullerin üretim süreci sonunda şeklini değiştirerek yeni bir mamul elde edilmesine imalat denir. Bu tür fayda sonucunda şekil faydası yaratılır ki buna şekil faydası adı verilir. Yer faydası. Yer faydası da elde edilen ürünün bir yerden başka yere taşınmasına yer faydası denir. Zaman faydası. Zaman faydasını da yine birlikte ekranlarımızda inceleyelim arkadaşlar. Bir ürünün stoklanarak en çok istenildiği anda satıcıya hazır hale getirilmesine zaman faydası denir. Ve en son mülkiyet faydasına geldik arkadaşlar. Mülkiyet faydasında da bir mala, bir ürüne en çok değer verenin o ürüne sahip olmasıdır. Bunu da yine hep birlikte ekranlarımızda inceleyelim. Mülkiyet faydası. Ürüne en fazla değer veren kişilerin buna sahip olmasına mülkiyet faydası denir. Bu 4 türlü faaliyet, fayda üretim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkmaktadır. Evet arkadaşlar, üretim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan bu 4 türlü fayda bizler için oldukça önemlidir. Bunların dışında üretim fonksiyonumuz var. Yine ekranlarımızda birlikte üretim fonksiyonunu inceliyoruz. Veri teknolojisi çerçevesinde bir ürünün miktarının arttırılması, girdilerin arttırılmasına bağlıdır. Girdiler ile elde edilen ürünler arasındaki bu bağlılık ilişkisine üretim fonksiyonu denir. Üretim fonksiyonunu bir fonksiyon şeklinde yine tahtamızda alalım arkadaşlar. Q yıldız ile gösterelim. Şöyle daha güzel bir yıldız çizelim. Q yıldız bize maksimum ürün miktarını göstermekte. Fonksiyon L, K, T ve küçük T. Üretim, emeğin, sermayenin, doğal kaynakların ve teknolojinin bir fonksiyonudur diye tanımlayabiliriz. Bunların tek tek simgelerini yazacak olursak, L bize emek miktarını gösteriyor, emeği gösteriyor. K, sermayeyi ifade etmekte. T, doğal kaynakları gösteriyor. Doğal kaynaklar. T de teknolojiyi ifade etmekte. Tekrar edecek olursak, üretim fonksiyonu emek, sermaye, doğal kaynaklar ve teknolojinin bir fonksiyonudur şeklinde tanımlamamız mümkündür. Üreticiler üretimde bulunurlarken üretim faaliyetine dahil ettikleri her türlü malzemeye girdi adını vermektedirler. Ve girdiler ikiye ayrılmakta. Sabit girdiler ve değişken girdiler olmak üzere. Sabit girdilerin tanımını hep birlikte inceleyelim. Sabit girdiler, ürün miktarındaki değişme karşısında belirli bir süre için miktarı değişmeyen girdilerdir. Bina, demirbaş gibi. Değişken girdileri de yine birlikte ekranlarımızda izleyelim sevgili arkadaşlar. Değişken girdiler, arzu edilen üretim düzeyine göre miktarı değişen girdilerdir. Emek, ham madde gibi. Sabit girdiler ve değişken girdilerde dikkat etmeniz gereken en önemli husus arkadaşlar, ürün miktarındaki değişmeye bağlı olmayan girdilerin sabit girdiler olduğu,
Buna karşılık ürün miktarına bağlı olarak değişen girdilerinde değişken girdi olduğudur. Bunlar da yine sınavlarımızda soru olarak karşımıza çıkmakta. Evet arkadaşlar, öncelikle bir kısa dönemi hatırlayalım. Kısa dönem eldeki mevcut kaynaklarla üretimin belli ölçüde değiştirilebildiği bir dönemdi. Bu dönemde üretici sadece değişken girdi miktarını değiştirerek üretimini belli bir ölçüde arttırabilme şansına sahip. Fakat sabit girdilerinde herhangi bir değişme meydana getiremez. Sadece emek, malzeme gibi değişken girdi miktarını değiştirebilir. Kısa dönemde üretime birlikte ekranlarımızda inceleyelim. Kısa dönem, üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin değiştirilmesine olanak tanıyan süredir. Evet, kısa dönemin tanımını bu şekilde verdikten sonra toplam fiziki ürün, ortalama fiziki ürün ve marjinal fiziki ürün kavramlarını hep beraber inceleyelim. Toplam fiziki ürün, eldeki değişken girdi miktarıyla üretilen toplam çıktıdır kısaca. Yine tanıma ekranlarımızda hep birlikte bakalım arkadaşlar. Toplam fiziki ürün, değişken girdi miktarının arttırılmasına bağlı olarak elde edilen çıktıdır. TPP ile gösterilir. Toplam fiziki ürün bu şekilde yer alırken ona bir örnek verecek olursak, diyelim ki bir atölyede işçi sayısı 10 birim, yani 10 tane işçi çalışmakta ve toplam fiziki ürün 20 birim olmaktadır. Eğer işçi sayısını arttırırsak, 11'e çıkarırsak toplam fiziki ürünümüz 25 birim olacaktır. Bu şunu ifade etmekte, işçi sayısını arttırdığımızda toplam fiziki ürün 5 birim artmaktadır. Toplam fiziki ürün eğrimiz biraz sonra hep birlikte tahtada inceleyeceğiz. Toplam fiziki ürün eğrimiz ilk başta artarak artar, daha sonra azalarak artar, maksimuma ulaşır ve daha sonra azalmaya başlar. Bu ne şekilde gerçekleştirecek? Tabii ki belli bir oranda değişken girdi miktarının arttırılmasıyla. Bu arada tabii ki azalan verimler varsayımı devreye girecek. Azalan verimler varsayımında yine hep birlikte kısaca hatırlayalım. Ekranlarımızda sizler de şu anda görmektesiniz. Azalan verimler var yasası. Diğer üretim miktarı sabitken bir üretim faktörünün üretimde kullanılan miktarının arttırılması durumunda her ilave birimin sağladığı ürün miktarının azaldığını ifade eden ilişkidir. Azalan verimler yasasında sevgili arkadaşlar, değişken girdi miktarı olarak, değişken girdi olarak emeği kullandığımızda, emeği üretime dahil ettiğimizde ilk başta elde ettiğimiz ürün miktarı artarak artacaktır. İşçi sayısını arttırdığımızda belli bir noktadan sonra arttırmaya devam ettiğimizde belli bir noktadan sonra üretimdeki artış, yani toplam fiziki üründeki artış azalarak artacak. Yine değişken girdi miktarını arttırmaya devam ettiğimizde toplam fiziki ürün maksimum olacak ve ondan sonra azalacaktır. Bunun nedeni de azalan verimler yasasından kaynaklanmaktadır. Bu bilgilerden sonra hep birlikte marjinal fiziki ürüne yine bir göz atalım. Marjinal fiziki ürün, değişken girdi miktarının bir birim arttırılmasıyla toplam fiziki üründe meydana gelen değişmedir. Yine ekranlarımızda tanımımıza bir göz attığımızda, marjinal fiziki ürün, emek miktarındaki bir birimlik değişmenin toplam ürün miktarında meydana getirdiği değişmedir. MPPL ile gösterilir. Marjinal fiziki ürünün formülünü de ekranlarınızda görmektesiniz arkadaşlar. Toplam fiziki üründeki değişmenin değişken girdi miktarındaki değişmeye oranlanmasıyla bulunmakta. Bir önceki örneğimize dönecek olursak, az önceki örneğimizi arkadaşlar, buna göre marjinal fiziki ürünü de birlikte bulabiliriz. Marjinal fiziki üründe toplam fiziki üründeki değişmenin değişken girdi miktarındaki değişmeye oranı. Toplam delta'nın değişim olduğunu biliyoruz. Sonraki ile bir önceki arasındaki fark bize daima delta'yı veriyor. Aradaki fark ne kadar arkadaşlar? 5 birim. 5 bölü işçi sayısındaki değişim yine o bize delta'yı verecektir. Kaç birimlik bir değişme var? 1. Dolayısıyla şuraya da L dersek emeğin marjinal fiziki ürününü bize ifade edecek. Emeğin marjinal fiziki ürünü kaç birim olacak arkadaşlar? 5 birim. Yani işe aldığımız bir işçinin üretime katkısı kaç birim olmakta? 5 birim olmakta.
Burada dikkat etmeniz gereken işçi sayısındaki değişim bir birim olduğu için marjinal fiziki ürün aynı zamanda toplam fiziki üründeki değişmeye eşit oldu. Eğer işçi sayısını biz 2 birim arttırmış olsaydık, o zaman bir başka örnek alalım hemen. Değişken girdi miktarı 10, 12 olsun. Toplam fiziki ürüne de yine birlikte bakalım. İlk başta 10 işçi beraber çalıştıklarında 20 birim toplam çıktı üretmekte. İşçi sayısı 12'ye çıktığı zaman toplam fiziki ürünümüz de 36 birim olsun. Yine bunun birlikte marjinal fiziki ürününü inceleyelim. Toplam fiziki üründeki değişmenin değişken girdi miktarındaki değişmeye oranlanmasıyla bulunuyor. Kaç birimlik toplam fiziki üründe bir değişme var arkadaşlar? Bu delta TPP'yi yani toplam fiziki üründeki değişmeyi bize veriyor. Evet arkadaşlar, formülümüzü yazdıktan sonra getirip aradaki farkları yazalım. Toplam fiziki üründeki değişme kaç birim sevgili arkadaşlar? 16 birim. 36 eksi 20 dediğimizde toplam fiziki üründeki değişme 16. İşçi sayısında kaç birimlik bir değişmemiz var? 2 birimlik. Dolayısıyla emeğin marjinal fiziki ürünü arkadaşlar 8 olarak karşımıza çıkacaktır. Evet, bu bilgilerden sonra sıra geldi ortalama fiziki ürüne sevgili arkadaşlar. Yine ekranlarımızda hep birlikte ortalama fiziki ürünün tanımına bakalım. Ortalama fiziki ürün, bir birim emek için elde edilen ürün miktarıdır ve APPL ile gösterilir. Toplam fiziki ürünün emek değişken girdi miktarı olan emeğe bölünmesiyle elde edilmekte. Yine tahtaya baktığımızda emek sayısı bu sefer ne kadar? Şuraya alalım onu da. 12 birim. Toplam fiziki ürün 36. 36 bölü 12 dediğimizde ortalama fiziki ürün 3 birim olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Evet, ortalama fiziki ürün, marjinal fiziki ürün ve toplam fiziki ürüne kısaca hatırlayacak olursak, toplam fiziki ürün değişken girdi miktarının arttırılmasıyla elde edilen çıktıdır. Marjinal fiziki ürün değişken girdi miktarının bir birim arttırılmasıyla toplam fiziki üründe meydana gelen değişmedir. Ortalama fiziki ürün ise değişken girdi başına sağlanan üretimdir diye kısaca tanımlayabiliriz. Bu bilgilerden sonra sevgili arkadaşlar, toplam fiziki ürün, marjinal fiziki ürün ve ortalama fiziki ürün eğrilerini grafik üzerinde tahtada hep birlikte inceleyelim. Ama öncelikle tahtamızın bir kısmını temizleyelim. Ve bunlarla ilgili olan grafiklerin de sınavda bize soru olarak geldiğini de unutmayalım. İlk olarak toplam fiziki ürünü belirleyelim. Düşey eksende toplam fiziki ürün yer alıyor. Yatay eksende de değişken girdi miktarı olan emek. Değişken girdi miktarını belirli aralıklarla arttırdığımızda toplam fiziki ürün ilk başta artarak artacak, azalarak artacak, maksimuma ulaşacak ve ondan sonra azalacak. Şu bölümleri biraz düzeltelim. Biraz yamuk oldu. Şu şekilde aldığımızda toplam fiziki ürünü tamamlamış olduk. Şuraya da sıfır diyelim. Toplam fiziki ürün sonrasında marjinal fiziki ürün ve ortalama fiziki ürünleri de yine ilk şeklimize bağlı olarak çizelim. Yine yatay eksende değişken girdi miktarı olan emek var. Düşey eksende de marjinal fiziki ürün ve ortalama fiziki ürün eğrileri yer alıyor. Dikkat etmeniz gereken en önemli husus arkadaşlar, toplam fiziki ürünün maksimum olduğu noktada daima marjinal fiziki ürünün sıfıra eşit olacağıdır. Hemen onu da alalım. Şu şekilde orta marjinal fiziki ürünü çizelim. Azaldı ve ne oldu? Marjinal fiziki ürün toplam fiziki ürünün maksimum olduğu yerde sıfıra eşit oldu. Bu noktada marjinal fiziki ürün sıfırken toplam fiziki ürün maksimumdur. Geldik ortalama fiziki ürünü çizmeye. Ortalama fiziki ürün de yine sıfırdan başlıyor, artıyor. Maksimum olduğu noktada marjinal fiziki ürünle birbirini kesiyor ve ondan sonra azalan bir eğri şeklini alıyor. Ortalama fiziki ürünle marjinal fiziki ürünün birbirlerini kestikleri noktada, bu noktada arkadaşlar, ortalama fiziki ürün maksimumdur.
ve marjinal fiziki ürünle birbirlerini keserler ve marjinal fiziki ürüne eşit olur. Ortalama toplam fiziki ürün ilk başta artarak arttı, azalarak arttı, maksimuma ulaştı ve ondan sonra azaldı. Şu noktada yani toplam fiziki ürün diyelim ki maksimumken 15 tane emek çalışmakta değişken girdi olarak. Eğer biz 15. emekten sonra bir tane daha işe işçi alırsak, değişken girdi miktarımızı bir birim daha arttırırsak toplam fiziki ürün ne olacak arkadaşlar? Bakın azalmaya başlayacak. Bir önceki duruma göre ki maksimumdu bu durumda, değişken girdi miktarı bir birim artarsa toplam fiziki ürün azalır. Toplam fiziki ürünün azaldığı bu noktada marjinal fiziki ürün daima negatif değerler alır. Toplam fiziki ürünün arttığı bölgelerde marjinal fiziki ürün daima pozitif değerler alır. Fakat toplam fiziki ürün maksimum oldu ki önemlidir, dikkat edin, sınavlarda soru olarak karşınıza çok sık çıkmaktadır bu nokta. Toplam fiziki ürünün maksimum olduğu noktada aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmektedir şeklinde soru olarak gelmekte. Toplam fiziki ürünün maksimum olduğu yerde daima marjinal fiziki ürün sıfıra eşittir. Toplam fiziki ürünün azaldığı noktada marjinal fiziki ürünün de negatif değerler aldığını hep birlikte gördük. Şimdi sıra geldi arkadaşlar uzun dönemde üretime. Yine ekranlarımızda hep birlikte uzun dönemde üretimi inceleyelim. Uzun dönemde kullanılan tüm girdiler değiştirilebileceği için azalan verimler yasası işlerliliğini yitirir. Evet sevgili arkadaşlar, uzun dönem. Neydi uzun dönem? Yine kısaca hatırlayalım. Uzun dönem her şeyin birden değiştirilebildiği bir dönemdi. Uzun dönemde firma faaliyet alanını değiştirebilir, girdi miktarlarını değiştirebilir. Başka neleri değiştirebiliyordu? Ekipmanını değiştirebilir, faaliyet alanını değiştirebilir. Özetle söyleyecek olursak uzun dönemde sabit maliyetler ortadan kalkmaktadır. Tabii ki uzun dönemde maliyetlerin, sabit maliyetlerin ortadan kalkmasıyla birlikte karşımıza tüm girdilerin değiştiği için, tüm girdilerin birden değiştiği için karşımıza neyi çıkarmakta? Ölçeğin verimini. Ne demek ölçeğin verimi? Girdi miktarları belirli oranlarda arttırıldığında çıktının ne yönde değişeceğini bize ölçeğin verimi göstermektedir. Ve ölçeğin sabit verimi, ölçeğin artan verimi ve ölçeğin azalan verimi olmak üzere 3 bölüm içerisinde incelenmektedir. Şimdi bunları birlikte ekranlarımızda inceleyelim. Ölçeğin verimi, bütün üretim girdilerinin aynı oranda arttırılması durumunda ürün miktarının hangi oranda değişeceğini ifade eder. Geldik ölçeğin sabit verimine. Yine ekranlarımıza dönelim. Girdilerdeki artış oranı ile ürün miktarındaki artış oranının aynı olması durumudur. Ölçeğin azalan verimi. Ölçeğin azalan veriminde de yine ekranlarımıza baktığımızda ürün miktarındaki artış oranının girdilerdeki artış oranından düşük olması durumudur ifadesini görmekteyiz. En son olarak ölçeğin artan verimi kaldı. Ölçeğin artan verimini de hep birlikte inceleyelim. Üretimdeki artış oransal olarak girdilerdeki artıştan yüksek olması durumudur. Hep birlikte arkadaşlar bunu yine bir örnek yardımıyla tahtada inceleyelim. Değişken girdi miktarı ve sermayeyi alalım. Bunları belirli oranlarda arttırdığımızda elde edeceğimiz ürün miktarının ne yönde değişeceğine birlikte bakalım. Emek miktarı 10 birim, sonra arttı 20 birim, sonra arttı 30, daha sonra 40 birime çıktı. Sermayeye de bakalım. 20 birim, 40 birim, 60 birim ve 80 birim olarak o da eşit aralıklarla arttırıldı. Şuraya da farklı çıktı miktarlarını alalım. 100, 200, 300, 400 olsun. 100, 150, 250, 450. En son aşamada 100, 200, 280 ve 310 olsun. Yine birlikte dönüp inceleyelim arkadaşlar. 10 emek artı
20 sermaye birlikte üretime dahil olduğunda 100 birim ürün elde ediyoruz. Daha sonra emek miktarını 20 birime çıkardık. Sermayeyi 40 birime çıkarttık ve üretim miktarımız 200 birim oldu. Biraz daha arttırdık. Emek miktarı 30 birim, sermaye 60 birim, elde edilen ürün 300 birim. 40 birim emek miktarı, 80 birim sermaye miktarı oldu. Toplam ürün miktarımız 400 birim oldu. Yine artışları birlikte inceleyelim sevgili arkadaşlar. Emek ve sermaye miktarını arttırdığımızda üretimde kaç birimlik bir artış meydana geldi? 100 birim. Tekrar emek ve sermayeyi arttırdığımızda ürün miktarındaki artış 100 birim ve 100 birim. Dikkat edecek olursanız burada emek ve sermaye miktarlarını belirli oranlarda arttırdığımızda elde ettiğimiz ürün miktarı, miktarındaki artış sürekli ne oldu? Hep aynı şekilde artarak karşımıza çıktı. Bu türde karşımıza çıkan ölçeğin sabit verimi. Daha sonraki aşamaya geldik. Yine emek ve sermaye miktarlarını belirli oranlarda arttırdık ve elde ettiğimiz ürün miktarı da çıktı da artış meydana geldi. Buradaki artış oranlarına baktığımız zaman 50 birimlik bir artış var. Yüzden 150'ye çıktı üretim miktarı. Daha sonra ne kadarlık bir artış var? 100 birimlik bir artış var. Ve en son aşamada 200 birimlik bir artış karşımıza çıkıyor. Ürünlerdeki artış miktarı ne oldu? Elde edilen ürün miktarı artarak arttı. Dolayısıyla burada ölçeğin artan verimi söz konusu oldu. Geldik en son bölüme. Yine emek ve sermayeyi belirli oranlarda arttırdık. Elde ettiğimiz çıktıdaki artış ne yönde bir değişim gösteriyor? Hep birlikte görelim. Kaç birimlik bir artış var arkadaşlar? 100 birim. Daha sonra ne kadarlık bir artış var? 80 birim. 280'den 310'a kaç birimlik bir artış var? 30 birimlik. Baktığımız zaman ürünlerdeki artış oranı ne oldu? Azalarak arttı. Dolayısıyla ölçeğin azalan verimi ya da ölçeğin azalan getirisi söz konusu oldu. Evet, ölçek kavramını da bu şekilde işledikten sonra sıra neye geldi arkadaşlar? Firmanın faktör bileşiminin seçimine. Faktör bileşiminin seçimi. Bir firma üretimde bulunurken nelere dikkat etmek zorunda arkadaşlar? Üretim yapmak için. İki üretim faktörünü kullandığında bunların hangi oranda girdi olarak birleşerek üretim faaliyetine dahil edileceğine bakacak. Bir de bu girdileri kullanması karşılığında ne kadarlık bir ödeme yapacağına, yani girdi fiyatlarına bakması gerekecek. Burada ön plana çıkan marjinal ürün değeridir. Diğer bir ifadeyle marjinal ürün geliri. Marjinal ürün gelirinin ya da diğer bir ifadeyle marjinal ürün değerinin tanımını hep birlikte ekranlarımızda inceleyelim. Marjinal ürün değeri. Bir girdinin bir birim arttırılması sonucu elde edilen ek ürünün satışından elde edilen gelire denir. MRP eşittir MPP çarpı PX. Yani marjinal ürün değeri eşittir emeğin marjinal fiziki ürünü çarpı fiyat. Bunu bir örnek yardımıyla tahtada hep birlikte inceleyelim arkadaşlar. İşçi sayısı ilk başta 10 olsun. Daha sonra işçi sayısı kaç birime çıkarılmış olsun? 11'e. Toplam fiziki ürün ilk başta 50 birim. Daha sonra toplam fiziki ürün değişken girdi miktarının arttırılması ile birlikte 60 birime çıkarılmış olsun. Ve ürün fiyatı PX de 5 milyon lira olarak belirlenmiş. Buradan gelip neyi bulmamız isteniyor bizden? MRP'yi, yani marjinal ürün değerini bulmamız isteniyor. Marjinal ürün değeri formülünü yazacak olursak marjinal fiziki ürün çarpı fiyat PX. Öncelikle neyi bulmak zorundayız arkadaşlar? Marjinal fiziki ürünü. Peki bulabilir miyiz? Tabii ki. Marjinal fiziki ürün, az önce söz ettik, değişken girdi miktarının bir birim değiştirilmesiyle toplam fiziki üründe meydana gelen değişmeydi. Sorumuza tekrar bakacak olursak 10 işçi birlikte çalıştıklarında 50 birim mal üretmişler. Daha sonra değişken girdi miktarı 10 birime çıkarıldığında elde edilen ürün miktarı 60 birime çıkmış ve bizden marjinal ürün değeri isteniyor.
İlk başta marjinal fiziki ürünü bulalım. Toplam fiziki üründe ne kadarlık bir değişme var arkadaşlar? Bir öncekine göre alacağımız için okun yönünü değiştirelim. 60 eksi 50 marjinal fiziki ürün 10. İşçi sayısında ne kadarlık bir değişme var arkadaşlar? 1 birimlik. Marjinal fiziki ürünümüz buradan 10'a eşit olacak. Marjinal ürün değerini bulmak için de marjinal fiziki ürün çarpı PX dedik. 10 çarpı ürün fiyatı ne kadardı? 5 milyon liraydı. O da 50 milyon lira olarak karşımıza çıkacak. Evet, geldik firmanın faktör seçiminde bulunurken marjinal ürün değeriyle maliyetlerinin karşılaştırılmasına. Maliyet olarak, girdi olarak emek kullandığına göre emeğe belli bir ödeme yapması gerekecek. Ödeme yaptığı, emeğe yapılan ödemelere ücret denildiğini zaten biliyoruz. Ücreti W ile gösterdiğimizde, ekranlarımızda karşılaştırmayı siz de görmektesiniz şu anda. Marjinal ürün değeri ücretten büyük olduğunda firma girdi alımına devam eder. Marjinal ürün değeri ücrete eşit olduğunda bir üretim faktörü için optimal girdi kullanım düzeyini göstermektedir. Eğer marjinal ürün değeri ücretten küçükse böyle bir durumda firma girdi alımını azaltır. Neden? Çünkü firma o zaman yapmış olduğu ödeme elde ettiği ürünün satışından elde ettiği gelirden daha fazla olacak. Bu nedenle firma girdi alımını durduracaktır. Peki firma hangi noktada en düşük maliyetle üretimini gerçekleştirebilir? Bunu da belirleyebilmek için yine öncelikle ekranlarımıza dönelim. Ondan sonra tahtada hep birlikte bunu da açıklamaya çalışalım. Marjinal fiziki ürün bölü fiyat eşittir marjinal fiziki ürün bölü fiyat. MPPL burada emeğin marjinal fiziki ürününü, PL emeğin birim fiyatını, MPPK ise sermayenin marjinal fiziki ürününü, PK ise sermayenin birim fiyatını sembolize etmektedir. Bu eşitlik tahtaya döndüğümüz zaman arkadaşlar, marjinal fiziki ürün bölü emeğin birim fiyatı eşittir sermayenin marjinal fiziki ürünü bölü sermayenin birim fiyatı şeklindeki bir eşitliği inceleyecek olursak, emeğin marjinal fiziki ürünü bölü emeğin birim fiyatı, ki bu bizi biliyoruz, az önce bahsettik, ücret olarak görmüştük. Bu orantı bize neyi verecek arkadaşlar? Emeğe harcanan son liranın ürüne katkısını. Aynı şekilde sermayenin marjinal fiziki ürünü bölü sermayenin fiyatı dediğimizde de o da sermayeye harcanan son liranın ürüne katkısını gösterecek. Bu eşitlik gerçekleştiğinde arkadaşlar firmanın maliyetleri minimuma ulaşmış olacak. Evet sevgili arkadaşlar, geldik diğer bölümümüze. Diğer bölümümüzde maliyetler karşımıza çıkmakta. Maliyetler ilk olarak açık maliyetler ve örtük maliyetler olarak ifade edilmiş. Açık ve örtük maliyetleri yine ekranlarımızda hep birlikte inceleyelim. Açık maliyetler, üretim faktörlerini elde etmek için yapılan gerçek ödemeleri ifade eder. Açık maliyetler muhasebeleştirilen maliyet olarak da isimlendirilir. Örnek emeğe yapılan ödemeler, kira, enerji gibi. Örtük maliyetler. Örtük maliyetler gerçekte ödeme yapılmayan ancak bir alternatiften vazgeçilmesi nedeniyle oluşan maliyettir. Örtük maliyetler muhasebeleştirilemeyen maliyet olarak da isimlendirilir. Evet arkadaşlar, açık maliyetler muhasebeleştirilen maliyetler iken örtük maliyetler bir alternatiften vazgeçilmesi sonucu oluşan maliyetler olduğu için bunlar muhasebe kayıtları içerisinde yer almazlar. Örtük maliyetlere örnek vermemiz gerekirse, firma sahibinin kendisine ait olan minibüsünü işletme içerisinde kullanması karşılığında kendi kendine bir ödeme yapmamaktadır. Eğer bu minibüsünü başka bir firmaya kiraya verseydi, bunun karşılığında bir gelir elde edecekti.
Bu firma açısından baktığımızda neyi karşımıza çıkaracak sevgili arkadaşlar? Örtük maliyetleri. Çünkü kendi firmasında minibüsünü kullandığı için kendi kendine bir ödeme yapmamakta. Oysa ki bunu bir başka firmaya kiraya verseydi ya da kendi işleri için bir başka firmadan bu şekilde bir minibüs kiralamış olsaydı bunun karşılığında belli bir bedel ödeyecekti. Oysa ki kendi malını kendi firmasında kullandığı için herhangi bir bedel ödememekte. Sıra geldi sevgili arkadaşlar ekonomik kâra. Tanım olarak yine hep birlikte inceleyelim. Ekonomik kâr nedir? Elde edilen toplam hasılatın toplam fırsat maliyetlerini aşan kısmıdır. Ve yine ekranlarımızda ekonomik kârın formülünü birlikte inceleyelim arkadaşlar. Ekonomik kâr, toplam hasılat eksi kullanılan tüm girdilerin toplam fırsat maliyeti veya ekonomik kâr, toplam hasılat eksi açık ve örtük maliyetlerin toplamı. Yani toplam hasılattan açık ve örtük maliyetlerin düşülmesiyle elde ediliyor. Muhasebe kârına da baktığımızda toplam hasılat ile açık maliyetler arasındaki fark olduğunu da görmekteyiz. Kısa dönem maliyetler. Kısa dönem maliyetlerde arkadaşlar sabit maliyetler, değişken maliyetler karşımıza çıkmakta. Bunların toplam ve ortalama maliyetleriyle birlikte marjinal maliyetleri de inceleyeceğiz. İlk olarak karşımıza kısa dönemde değişken maliyetler çıkmakta. Öncelikle bir tanım olarak inceleyelim değişken maliyeti. Üretim miktarı ile birlikte değişen maliyetler olup VC harfleriyle gösterilir. Emek, ham madde giderleri gibi. Kısa dönem maliyetleri içerisindeki değişken maliyetin grafiğini de tahtamızda birlikte görelim arkadaşlar. Yatay eksende üretim miktarı yer alıyor. Düşey eksende hangi maliyetimiz vardı? Değişken maliyet. Eğer firma hiç üretimde bulunmazsa, diğer bir ifadeyle hiç üretmez ise değişken maliyetleri neye eşit olacak arkadaşlar? Sıfıra eşit olacaktır. Bu nedenle ilk başta sıfırın olduğu noktadan başlayacak. İlk başta artacak, azalacak ve ondan sonra değişken maliyetler artacaktır. İlk başta arttı, azaldı, sonra tekrar arttı. Bunun nedeni azalan verimler kanunundan kaynaklanmakta. Sıra geldi sabit maliyetlerimize sevgili arkadaşlar. Yine sabit maliyetin tanımını ekranlarımızda inceleyelim. Firmanın sabit üretim faktörleriyle ilişkili maliyetlerdir ve FC harfleriyle gösterilir. Üretim miktarı sıfırken katlanmak zorunda olunan maliyetlerdir. Örnek demirbaşlara ödenen amortismanlar ve fabrika kirası gibi. Sabit maliyetleri tahtada birlikte inceleyelim. Sabit maliyet üretim miktarından bağımsız bir maliyettir. Yatay eksende miktarlar yer alıyor. Düşey eksende de sabit maliyetimiz yer almakta. Üretim miktarından bağımsız olduğu için sabit maliyetlerimiz yatay eksene paralel bir doğru şeklinde olacaktır. Burada firma hiç üretimde bulunmasa dahi mesela kirayı ödemek zorunda. Diyelim ki firma 1 milyar lira kira ödemek zorunda. Bunu üretse de üretmese de mutlaka ödemek zorunda. Yani katlanmak zorunda olduğu maliyetidir. Sabit maliyet diyoruz. Daha sonra sıra toplam maliyete geldi. Toplam maliyet nedir? Sabit maliyetlerle değişken maliyetlerin toplamı bize toplam maliyeti vermekte arkadaşlar. Hep birlikte bunu da yine ekranlarımızda inceleyelim. Toplam maliyet, sabit ve değişken maliyetlerin toplamı firmanın üretim için katlandığı maliyetlerdir. Toplam maliyet sabit maliyet artı değişken maliyetin toplamından oluşmaktadır. Yine tahtamıza baktığımızda toplam maliyeti birlikte oluşturalım arkadaşlar. Toplam maliyet burada baktığımızda dedik ki değişken maliyetlerle sabit maliyetlerin birbirine toplamından oluşmakta. Birbiriyle toplamından oluşmakta. Toplam maliyetler belirli bir noktada başlamak zorunda. Neden? Çünkü bunun içerisinde neler de yer almakta arkadaşlar? Sabit maliyetler de yer almakta. İlk başta artacak, azalacak ve ondan sonra toplam maliyetler de artacak. Yine şeklimizi birazcık daha düzeltecek olursak bu şekilde bir seyir izleyelim.
Toplam maliyet ile toplam değişken maliyet arasındaki kalan fark bize neyi verecek arkadaşlar? Sabit maliyeti. Çünkü değişken maliyetin üzerine sabit maliyetin eklenmesiyle birlikte toplam maliyeti elde ettik. Ve toplam maliyetle toplam değişken maliyet arasında kalan fark bize neyi gösterecek sevgili arkadaşlar? Sabit maliyeti. Evet, sıra neye geldi? Ortalama toplam maliyete. Diğer bir ifadeyle arkadaşlar, ortalama maliyet. Yine ekranlarımızda hem tanımını hem de formülünü birlikte inceleyelim. Ortalama toplam maliyet, ortalama maliyet, birim üretim başına düşen maliyettir. Ortalama toplam maliyet eşittir toplam maliyet bölü üretim miktarı, ya da ortalama maliyet eşittir ortalama sabit maliyet artı ortalama değişken maliyet. Firmanın bir birimi üretebilmesi için katlanmak zorunda olduğu maliyet ortalama maliyettir arkadaşlar. Ortalama maliyeti elde edebilmemiz için de şu şekilde alacak olursak, ki ortalama maliyeti bazen AC ile bazen de ortalama toplam maliyet olan ATC ile ifade edebiliriz. Ki anlamca her ikisi de aynıdır. Bir fark yok aralarında. Toplam maliyeti üretim miktarına böldüğümüzde elde ediyoruz ortalama toplam maliyeti. Ortalama toplam maliyetin de yine şeklini alalım. Hemen şu bölüme alabiliriz bu şekilde. Ortalama toplam maliyet ya da ortalama maliyet arkadaşlar, İlk başta firmanın üretim miktarını arttırdığında azalacak, minimuma ulaşacak ve ondan sonra artacak. Yine burada da ne önemli olacak arkadaşlar? Hangi varsayım devreye girecek? Azalan verimler varsayımı. Evet sevgili arkadaşlar, ortalama maliyetten sonra sırada ortalama sabit maliyet var. Ortalama sabit maliyeti de yine hep birlikte ekranlarımızda inceleyelim. Ortalama sabit maliyet, birim üretim başına düşen sabit maliyettir. AFC eşittir FC bölü Q. Yani sabit toplam sabit maliyet bölü üretim miktarı. Evet, ortalama sabit maliyetinde yine birlikte tahtada şeklini inceleyelim. Düşey eksende ortalama sabit maliyet, yatay eksende de miktar yer alıyor. Ortalama sabit maliyet AFC. Demin FC ile sadece sabit maliyeti göstermekteydik. Başına A gelince ortalama sabit maliyeti bize ifade ediyor. Ortalama sabit maliyet, yine formülü hatırlayacak olursak arkadaşlar, neydi? FC bölü Q. Yani sabit maliyet bölü üretim miktarı. Ortalama sabit maliyetin şöyle bir özelliği var sevgili arkadaşlar. Üretim miktarını arttırdıkça ortalama sabit maliyet giderek azalıyor. Bu nedenle de azalan eğimli bir eğri şeklindedir ortalama sabit maliyet. Şunu unutmayın arkadaşlar. Sabit maliyet üretim miktarından tabii ki bağımsız olan maliyetlerdir. Firma üretim miktarını arttırsa da azaltsa da sabit maliyetlerine katlanmak zorundadır. Fakat ortalama sabit maliyet, firma üretim miktarını arttırdığında birim başına düşen ortalama sabit maliyeti giderek azalacaktır. Örnek vermemiz gerekirse, diyelim ki firma kira olarak 1 milyar lira ödüyor ve bir birim mal üretiyor. Firmanın ortalama sabit maliyeti ne olacak arkadaşlar? 1 milyar lira. Firma üretim miktarını 1000 birime çıkardığında birim başına düşen ortalama sabit maliyeti ne olacak bu sefer? 1 milyon lira. Dikkat edecek olursanız üretim miktarı arttıkça sabit maliyet, ortalama sabit maliyet, buna çok dikkat edin. Ortalama sabit maliyet giderek azalacak. Evet sevgili arkadaşlar, sıra hangisine geldi? Ortalama değişken maliyete. Ortalama değişken maliyetin tanımını da yine hep birlikte inceleyelim. Birim üretim başına düşen değişken maliyettir. Ortalama değişken maliyet AVC eşittir VC bölü Q. Ortalama değişken maliyet, ortalama değişken maliyet, yine ortalama dediği için A aldık. VC değişken maliyeti ifade ediyordu. Değişken maliyet bölü üretim miktarı.
Kısaca bu da bir birim başına düşen değişken maliyettir diye ifade edebiliriz. Ortalama değişken maliyeti de çizdiğimiz zaman arkadaşlar, onun da şekli biraz daha ortalama maliyete benzemekte. Azalmakta, minimuma ulaşmakta ve ondan sonra ortalama değişken maliyette artmaktadır. Ortalama değişken maliyet üretim miktarı ile birlikte ilk başta azaldı, minimuma ulaştı, ondan sonra arttı. Evet sevgili arkadaşlar, sıra geldi marjinal maliyete. Marjinal maliyet nedir? Yine hep birlikte inceleyelim marjinal maliyetin tanımını. Firmanın üretimini bir birim arttırması sonucu toplam maliyette meydana gelen değişmedir. Marjinal maliyet MC eşittir delta TC bölü delta Q. Marjinal maliyeti de yine birlikte şeklini tahtada inceleyelim ama onun öncesi formüle bir göz atalım. Marjinal maliyeti MC ile ifade etmekteyiz. Toplam maliyetteki değişmenin miktardaki değişime oranlanmasıyla bulunmakta. Şekil olarak baktığımızda marjinal maliyet eğrisinin şekli diğerlerinden biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. İlk başta azaldı, minimuma ulaştı ve ondan sonra artan bir doğru şeklini aldı. Marjinal maliyetin şekline dikkat edecek olursanız bir J'ye benzemekte. Bu size bir ipucu verebilir. Marjinal maliyet ve J eğrisi şeklinde olmaktadır. Tanım olarak önemli marjinal maliyet çünkü sınavlarda çok sık karşımıza çıkıyor. Tanımı verilip ne olduğu soruluyor ya da formül olarak sınavda sorulabiliyor veya soru şeklinde de gelebiliyor. Zaten ara sınav ve final sınav deneme sınavlarımız için de bunlarla ilgili sorular da yine karşınıza çıkacak. Evet, kısa dönem üretim maliyetleri bu şekildeyken sıra geldi arkadaşlar uzun dönem maliyetlerine. Uzun dönem maliyetleri, uzun dönemden daha önce bahsettik. Dedik ki firmanın tüm girdilerinin hepsinin birden değiştirilebildiği bir dönemi ifade etmekteydi uzun dönem. Uzun dönemde firmalar uzun dönem ortalama maliyet eğrisini elde ederlerken kısa dönem ortalama maliyet eğrilerinden faydalanmaktadırlar. Ve uzun dönem ortalama maliyet eğrisi kısa dönem ortalama maliyet eğrilerine teğet olan bir zarf eğrisi şeklindedir diye tanımlamamız mümkündür. Yine bunu da tahtada şeklini alalım. Uzun dönem ortalama maliyetin değerleri düşey eksende, yatay eksende de üretim miktarı yer almakta. Şuraya uzun dönem ortalama maliyet. Bir de kısa dönem ortalama maliyet eğrilerinden yararlanıyoruz dedik. Onu da SRAC ile ifade edebiliriz. Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi ilk başta azaldı, minimuma ulaştı ve ondan sonra arttı. Bu arada uzun dönem ortalama maliyet eğrisini elde ederken çok sayıda kısa dönem ortalama maliyet eğrilerinden yararlanmaktayız. Kısa dönem ortalama maliyet eğrileri bir noktasında uzun dönem ortalama maliyet eğrisine teğettir arkadaşlar. Bu çizdiğimiz firmanın kısa dönem ortalama maliyetleri. Çünkü firma uzun dönemde üretimde bulunurken kısa dönemde üretimde bulunduğu bölümlere bakacak ve ona göre hangi noktada üretimde bulunması gerektiğini belirleyecek. Bu şekilde firma uzun dönemde hangi noktada üretimde bulunması gerektiğine de karar verecek. Uzun dönemde sabit maliyetlerin olmaması nedeniyle firmalar ki biz bunu biliyoruz zaten en önemli özelliği de firmaların sabit maliyetlerinin karşısına çıkmamasıydı. Böyle bir durumda uzun dönemde uzun dönem ortalama maliyet eğrisi karşımıza çıkacak. Uzun dönem maliyet eğrisinin tanımını hep birlikte ekranlarımızda inceleyelim arkadaşlar. Faktör fiyatları ve teknoloji sabitken uzun dönem ortalama maliyetler tüm üretim faktörlerinin değişmesi sonucunda her bir üretim düzeyi için minimum ortalama maliyetlerden oluşur. Peki uzun dönem ortalama maliyet eğrilerini neler değiştirebilir? Her firma farklı miktarlarda girdi kullanmakta ve dolayısıyla bu girdilerin fiyatları da farklı olmaktadır. Eğer firmaların girdilere yapmış olduğu ödemeleri fazla ise böyle bir durumda maliyetleri artacak
ve uzun dönem ortalama maliyet eğrisi yukarıya doğru kayacak. Onu da şekil üzerinde alacak olursak hemen, miktar ve uzun dönem ortalama maliyet eğrisini alalım. Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi bu şekildeyken, eğer firmanın girdilere yapmış olduğu ödemeler yüksek olursa, uzun dönem ortalama maliyet eğrisi nereye doğru kayacak arkadaşlar? Yukarıya doğru kayacak. LRAC 2 şeklini alacak. Eğer firmaların uzun dönemde girdilere yapmış olduğu ödemeler azsa, yani girdi maliyetleri daha düşükse, o zaman uzun dönem ortalama maliyet eğrisi aşağıya doğru kayacak. Daha düşük bir maliyet düzeyini bize gösterecek. Evet sevgili arkadaşlar, size için hazırlamış olduğumuz 6. ünitemiz de burada sona erdi. Ders çalışmalarınızda başarılar dileriz. Hoşça kalın.